Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İsmim Zeynep. Bugün hava çok güneşli. Bu kanalda bitki konuşuyoruz. Öncelikle ilk videoma olan ilginizden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün size orkide bakımı anlatacağım. Elimde görmüş olduğunuz orkide türü Phalaenopsis olarak geçiyor. Phalaenopsis genel itibariyle herkesin evinde en azından bir kere bulunmuş olan bir türdür. İnsanlara yeni iş veya yeni ev hediyesi olarak alınan orkide türüdür. Çok yaygın olmasına karşın aslında bakımı birazcık meşakkatli olabiliyor. Ben bunun detaylarını bugün size açıklamaya çalışacağım. Video birazcık uzun olabilir ama eğer detaylarını öğrenmek istiyorsanız izlemenizi öneririm. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Orkidenin bakımını ilk başta anlayabilmemiz için epifitik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Epifitik türler ne demek? Kendi doğasında toprağa bağlı olmadan yaşayan, kaya veya ağaç gövdesine bağlı olarak yaşayan, asalak olmayan bitki türlerine deniyor. Orkide bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla orkide toprağı olarak satılan şey aslında budur. Ağaç kabuğundan oluşuyor. Epifitik olması aynı zamanda köklerinin etrafında ekstradan havaya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Yani marketten alıp getirdiğiniz orkidelerin içindeki toprak yüksek ihtimalle orkideye özel olan bir toprak değildir. Saksını değiştireceğiniz zaman zaten göreceksiniz. Çok kötü bir toprağın içine ekilmiştir ve aslında o toprağı yani toprağın içinde yetişen bitkilerde bile kullanmak istemeyeceğiniz bir topraktır. Aldığınız orkide çiçeklerini döktükten sonra saksısının içindeki toprağı değiştirirken o topraktan derhal kurtulmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız orkidenizi kısa süre içinde kaybedersiniz. Ben orkideyi sadece ağaç kabuğuna ekmeyi tercih etmiyorum çünkü paketten yeni çıkmış olan ağaç kabukları çok fazla suya emmiyor. Suyu emmediği için ben de başka bir materyalle karıştırmayı tercih ediyorum. Bu materyal sphagnum yosunu. Şu şekilde görünüyor. Su tutma özelliğine sahip. Dolayısıyla ağacın tutamadığı suyu ve nemi o içine hapsediyor ve orkide için gayet yeterli bir toprak sağlamış oluyor. 3'te 1 oranında sphagnum yosunu, 3'te 2 oranında ağaç kabuğu orkide için gayet güzel bir topraktır. Bunu yapmanızı öneriyorum eğer toprak bilginiz çok fazla yoksa. Çünkü çok fazla toprak türü var aslında orkide için ama benim tercih ettiğim şu anlık bu. Orkidenizin toprağını değiştirirken bazı ölü kökleri budamanız gerekiyor. Köklerin ölü veya canlı olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz. Kökü sıkın. Eğer böyle kalın bir kabloya dokunuyormuş hissi uyandırıyorsa kök sağlıklıdır. Ama eğer içi boş ve çok pörsümüş bir his uyandırıyorsa o zaman o kökü kesmeniz gerekiyor. O kök artık işlevsizdir ve ölmüştür. Eskimiş ve ölü olan kökleri kesmeniz orkidenizin sağlığı açısından önemlidir. Çünkü yeni kök ve yeni yaprak çıkarmasına teşvik edecektir. Saksı seçimi konusunda orkideler için özel olarak tasarlanmış plastik şeffaf saksılar var. Aynı bende olduğu gibi. Bu saksıların özellikleri aşağısında ekstradan hava boşlukları bulunduruyor. Dolayısıyla epifitik bir tür olduğu için fazlasıyla hava almasını sağlıyor köklerinin. Ayrıca çok fazla drenaj deliği de bulunduruyor altında ve fazla suladığınız zaman suyun direkt olarak akıp gitmesini sağlıyor drenaj delikleri. O yüzden delikli saksı seçmek her zaman çok önemli. Aynı zamanda plastik ve şeffaf olmasının güzel yanlarından bir tanesi. Orkidenin köklerini görebiliyorsunuz dışarıdan baktığınız zaman. Orkidenin köklerini görmeniz sulama zamanını algılayabilmeniz açısından önemli. Çünkü orkidenin kökleri eğer yeşilse, böyle açık yeşil, fıstık yeşili rengindeyse o zaman sulamamanız gerekiyor. Saksının içi hali hazırda nemliyken ve yine suladığınız zaman fazla sulamış olduğunuz anlamına geliyor. Yani kökleri yeşilken orkideyi sulamamanız lazım. Orkideyi sulamanız gerektiği zaman köklerinin iyice grileşmiş olduğu zamandır. Grileştiği zaman sulayabileceğiniz anlamına geliyor. Fakat bu iki rengin arasında görünüyorsa ve siz sulayıp sulamayacağınıza karar veremediyseniz birkaç gün daha bekleyin. Çünkü az sulamak fazla sulamaktan daha doğru bir karardır aslında. Fazla sulamak kökleri çürütür ama az sulamanın tedavisi her zaman vardır. İyice grileşene kadar kökleri bekleyin. Daha sonrasında sulayabilirsiniz. Işık ihtiyacı konusunda orkidenin aşırı fazla doğrudan güneş almaması gerekiyor. Dolayısıyla batı cephesi veya güney cephesinde direkt olarak camın önüne koyarsanız orkidenin yaprakları çok fazla zarar görecektir güneşten dolayı. Filtrelenmiş doğu ışığı veya kuzey cephesinde orkidenin bakımını yapabilirsiniz. Çiçek açma konusunda kışın son aylarında ve baharın ilk aylarında çiçek açmaya meyillidir. Bu dönemlerde orkide besiniyle gübreleyebilirsiniz sularken. Ayda bir kere besin verebilirsiniz orkideye bu aylarda.
Orkide besini derken söylemek istediğim şey üstünde orkideler için yazan bitki besinleridir. Aslında geçen videoda da söylemiştim. Gübreleme konusu biraz fazla uzun bir konu. Aslında bambaşka bir video konusu ama konu orkideye gelince birazcık gübreden bahsetmek istiyorum açıkçası. Orkide besini veya çiçekli bitki besinin içindeki potasyum miktarı daha fazla. Potasyum miktarının fazla olması demek bitkiyi çiçek açmaya teşvik etmesi demektir. Dolayısıyla siz potasyumun fazla olduğu bir bitki besiniyle orkideyi beslerseniz çiçek açmaya teşvik etmiş olursunuz. Orkide çiçeklerini döktükten sonra yavaş yavaş çiçek dalları şu şekilde sararmaya başlayacaktır. Ben bu videoda göstermek için beklettim sarı yerlerini, kesmedim. Sterilize ettiğimiz bir makasla veya budama makasıyla orkidenin sarı olan yerlerini şu şekilde kesiyoruz. Böyle. Siz kestikçe yavaş yavaş zaten sararmaya devam edecektir. Sarı olan yerlerini hiç bekletmeden kesmeniz gerekiyor. Bu sararma ta ki orkidenin gövdesinin olduğu yere kadar devam eden bir şey. Oraya kadar sarardıkça kesmeniz gerekiyor. Aslında orkidenin o zamanda da gübrelenmesi gerekiyor. Çünkü orkideler kış uykusuna yatmıyorlar diğer bitkilerin aksine. Dolayısıyla çiçek dallarını döktüğü zaman, artık çiçek olmadığı zaman bitkinin üzerinde yine orkide büyümeye devam edecektir yıl boyunca. Kış uykusuna yatması ne demek bitkinin? Kışın yeni yaprak çıkartmaz. Sadece dinlenir, kış uykusuna yatar. Orkideler bunu yapmıyor. Çiçeklerini döktükten sonra gelişmeye devam ediyorlar. Biz görmüyoruz ama saksının içinde bir yerlerde köklerini geliştirip yeni yaprak çıkartmaya aslında devam ediyorlar. Ve bu süreç içinde de aslında orkidenizi yıl boyunca gübrelemeniz gerekiyor. Fakat orkideler için olan besin ne değil. Çünkü bunun içindeki potasyum miktarı fazla olduğundan dolayı çiçek açmaya tekrardan teşvik edecektir bitkiyi. O süreç içinde yapmanız gereken şey yeşil yapraklı bitki besiniyle orkideyi beslemeniz. Bunun içindeki nitrojen oranı daha fazla. Nitrojen oranının fazla olması da orkideyi veya herhangi bir bitkiyi yeni yaprak çıkarmaya teşvik edeceği anlamına geliyor. Orkidenin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için kış uykusuna yatmadığını anlamamız önemli. Çünkü her zaman büyümeye devam ediyor ve bitki büyümeye devam ettikçe, herhangi bir bitkinin büyüme evresi olduğu zaman onu gübrelememiz gerekiyor ki yeni yaprak çıkartacak veya yeni çiçek çıkartacak enerjiyi bulabilsin. Orkide bakımı hakkında yapılan bazı hatalardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi sularken üst taraftan suladığınız zaman şurasından su giriyor. Oradan su girdiğinde orkidenin tam ortasından yavaş yavaş bitkiyi su çürütmeye başlıyor. O suyu orada gördüğünüz anda suladıktan sonra kontrol etmeniz gerekiyor. Bir havlu kağıtla veya pamuk çubukla, kulak çubuğuyla ortasındaki suyu oradan almanız gerekiyor ki bitkinin gövdesi çürümesin. Onun haricinde yapılan hatalardan bir tanesi kökleri budamakla alakalı. Şimdi ben orkideye böyle bir saksının içinde bakıyorum. İçinde tabii ki delikli saksım var. Orkidenin kökleri normalde yeşil. Yeşil olmasının sebebi köklerinin de fotosentez yaptığı anlamına geliyor. Ama ben böyle bir saksıda baktığım için saksı saydam değil. Dolayısıyla saksının içi ışık almadığından dolayı kökleri beyazlaşıyor. Köklerinin beyazlaşması sağlıksız kök olduğu anlamına gelmiyor. Sadece o köklerin artık fotosentez yapmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kökleri budamak bir hatadır. Orkidenin köklerinin sağlıklı olup olmadığını anlamanız için şöyle birazcık sıkmanız yeterli olacaktır. Onun haricinde değinmek istediğim bir konu daha var. O da diyelim ki orkidenin yaprakları inanılmaz sağlıksız. Öldü ölecek şekilde. Ama çiçek dalları var. Bu durumda çiçek dallarını kesmemek bir hata. İnternet üzerinde baktığımız zaman şöyle konular olabiliyor. İşte orkide çiçek açtığı zaman kesinlikle çiçek dallarını kesmememiz gerekiyor vesaire gibi. Normal şartlarda bu durum doğru. Ama çok nadir, çok istisna durumlarda çiçek dallarını kesmemiz bitkiye aslında yararlı olan bir şey. Çünkü bu bitki bu çiçek dalını açana kadar o kadar fazla enerji harcıyor ki, yani bunu dalı böyle yukarı uzatıyor, üstünde tomurcuk çıkartıyor, çiçek açıyor vesaire. Bu büyük bir enerji sarf ettiği anlamına geliyor. Bu durumdayken, bitkinin yaprakları kötü durumdaysa, biz çiçeğe harcadığı enerjiyi yapraklarına ve köklerine
harcamasını tercih ediyoruz. Kendini yenilemesini sağlamamız için çiçek dallarını bu durumdayken kesmemiz, budamamız önemli. Üstünde çiçek olsa bile. Orkide hakkında bahsetmek istediklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım yardımcı olmuşumdur. Aklınıza takılan başka bir konu olduğu zaman lütfen bana yazmayı unutmayın. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve Instagram hesabımla buradaki hesabımın ismi aynı. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz başka bir bitki varsa bunu bana belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.